Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla yeniden karşınızdayız. Bu geceki 22 Kasım 2021 tarihli NBA maç tahminlerinde bulunacağız. Kısa yorumlarla beraber tabii ki her zaman olduğu gibi başlamadan önce bu videomuza 22 Kasım videomuza sadece belirteceğiz. İsteyen tabii ki geri gidip bakabilir, kontrol edebilir. Son yaptığımız 21 Kasım 2021 NBA videosunda yine full çektik arkadaşlar. İyi bir şekilde 4'te 4 yine yapmış olduk. İyi bir şekilde kazandırdık. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. Ve mümkünse birer beğeni ve yorum atarlarsa yine bizi bir 100 like'ın üzerlerine çıkarırlarsa seviniriz arkadaşlar. Önümüz daha açık olsun, daha ileri gidelim. Daha fazla paralar kazandıracağız ve kazanacağız arkadaşlar. Önümüz açık ve ailemizi daha büyütmek için yardımcı olursanız seviniriz. Tabii ki maçları tek tek değerlendirmeyeceğim. Geçen maçları dünkü, isterseniz bir önceki videoya bakıp kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Geçiyoruz hızlı bir şekilde. Bu akşam, bu gece içinde bir gündüz maçı var. Daha erken olan bir maç var. Onu yorumlamayacağız. Gece maçlarından 4 maç var. 4 maçtan da yorumunu ve tahminini vereceğim size. İyi bir şekilde kazandırmak için. İlk maçımız arkadaşlar Detroit Los Angeles Lakers maçı. Los Angeles Lakers'ta LeBron James döndü. Son maçta oynadı. Etkili de oynadı. Kazanamadılar. Yine kaybettiler. Ama oynadı en azından. Geri dönüş sinyalleri verdi. Bu maçta da oynaması bekleniyor ama ne kadar oynayacak, ne kadar süre alacak daha belli değil. Detroit karşısında Los Angeles Lakers artık kazanamazsa, yani Detroit ligin en kötü 5 takımından biri diyebiliriz. Tabii ki yeni takım kuruyorlar. Zayıf halkaları var. Ama yine de bazı maçları iyi bir şekilde kazandırıyorlar. Yani kazanıyorlar. Ya da zorluyorlar rakiplerini. Lakers'ı da zorlayacaklardır. Ama zorlansalar bile Los Angeles Lakers bu geceki maçta Detroit'u yenecektir. LeBron James oynasa da oynamasa da Anthony Davis'le beraber, diğer oyuncularla beraber geri gelen, o da Taylor Horton Tucker, o da iyi bir şekilde oynuyor, iyi maçlar çıkartabiliyor. Yani 1.30 oranından sağlam olarak Detroit Los Angeles Lakers maçında Los Angeles Lakers'ın galibiyetini alabilirsiniz arkadaşlar. 1.30 gibi sağlam orandan. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki Detroit'ta yeni drafttan birinci sırada seçilen Kate Cunningham yavaş yavaş form bulmaya başladı. Onun bu maçta da 15 sayının üstünde atmasını öneriyorum size. Onun üstüne alabilirsiniz. Los Angeles Lakers'ta ise tabii ki Anthony Davis bazı maçlarda fazla sayı atıp formda olduğunu gösteriyor. Bu maçta da maçı kazandırmak için fazla sayı atacaktır. Anthony Davis'i durduracak pek oyuncu Detroit'te zaten yok. Rahatlıkla fazla sayıya ulaşacaktır. Onun da 22 sayı üstünü rahatlıkla alabilirsiniz bu maçta arkadaşlar. Anthony Davis'in 22 sayı üstünde atmasını. Ama dediğim gibi sağlam olarak Los Angeles Lakers bu maçı kazanmak zorunda ve kazanacaktır. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçta gayet enteresan bir maç olacak. Bu yılın flash takımı, formda takımı, etkili oynayan takımı, eski günleri biraz hatırlatmaya çalışan, yani Michael Jordan'lı günleri biraz hatırlatmaya, Chicago kentini biraz havaya sokan takım, Chicago Bulls takımı New York Knicks karşısında oynayacak. New York Knicks'e karşı oynayacak. New York Knicks, onlar da etkili takım kurdular. Güçlü takımları var. Ama çalkantılı gidiyorlar. Sezonun ilk başında daha takımı tam olarak oturtamıyorlar. Tam ne şekilde oynayacaklarını daha karar veremediler. Chicago Bulls ise defansı zayıf olmasına rağmen yine de değişik taktiklerle defansı da güçlü tutmaya başarıyorlar. Tabii ki hücumda en büyük güçleri Zach LaVine, DeRozan, defansif olarak Lonzo Ball da, tabii yedekten gelen Alex Caruso da çok etkili oluyor. Bu maçta Vucevic yine oynamayacak ama onsuz bile etkili ve güçlü takımlar karşısında kazanmayı başarıyorlar. Bu maçta da kendi evlerinde etkili oynayıp 100 sayıların üzerine çıkıp 120 sayı civarlarına çıkıp kazanmaya çalışacaklardır. Tabii ki etkili oynadıkları zaman, ucunda 120'ye çıktıkları zaman Chicago Bulls, New York Knicks'in pek bu sayılara cevap verecek durumu yok. Onlar en fazla 100 sayı civarlarında oynuyorlar. 120 sayı pek atamıyorlar. O yüzden burada
Chicago Bulls öncelikli hücum performansıyla birlikte bu maçı kazanmasını bekliyorum. Chicago Bulls'un galibiyetini alabilirsiniz. 1.45 oranından güzel bir oranı var. Tabii ki New York Knicks de güçlü takım. O yüzden bu oranı vermişler. Ama Chicago Bulls ne yapar ne eder kendi evinde zorlansa da New York Knicks'i yenecektir. Etkili hücumuyla beraber, iyi oyuncularıyla beraber, öncelikli Zach LaVine, DeRozan ve yedekten gelen Alex Caruso, tabii ki Lonzo Ball'la birlikte etkili oynayacaklardır. Oyuncu yüz baremlerinde de dediğim gibi Zach LaVine'in 26 sayı üstünde atmasını alabilirsiniz burada. New York Knicks'te ise Julius Randle'ın 20 sayı üstünde atmasını burada deneyebilirsiniz arkadaşlar. Vucevic oynamayacak. Center'da az da olsa biraz boşlukları olacak. Oradan Julius Randle girip sayılar bulabiliyor. Ercü Baret'le beraber bu maçta da Julius Randle'ın 20 sayı üzerine çıkmasını bekliyorum. İsterseniz onu da deneyebilirsiniz. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Phoenix Suns Denver Nuggets. Phoenix etkili oynamaya devam ediyor. Chris Paul'un dirigentliğinde maçlar kazanmaya devam ediyor. Devin Booker daha tam formunu bulmamış olsa bile o da etkili oynuyor. O da yardımcı oluyor elinden geldiği kadar. Ama bazı maçlarda tabii ki formda olduğunu gösterip patlama da yapabiliyor. Phoenix Suns Denver Nuggets karşısında. Denver'da bu maçta da yok içten eksik çıkacaklar gibi gözüküyor. Tabii ki oynama durumu da var yok için. Maç öncesi bir bakarsınız ama şu anda oynamayacak gibi gözüküyor. Phoenix Suns Denver'da yok için oynamadığı bir maçta tabii ki çok daha ağır favori oluyor. Yok içsiz Denver'ın kazanması biraz zor olacak. Phoenix'in takım oyunu sistemi oturttu. DeAndre Ayton da döndü. Yavaş yavaş o da tabii ki formunu yakalamaya çalışıyor. Ama öncelikli olarak Chris Paul şu anda takımı çok iyi yönetiyor. Çok iyi liderlik yapıyor. Diğerlerinin de etkisiyle Mikal Bridges, özellikle Jay Crowder ve tabii ki Devin Booker'la DeAndre Ayton etkili maçlar çıkartıyorlar. Bu maçı da kazanacaklardır. Burada da sağlam olarak Phoenix Suns'ın galibiyetini alabilirsiniz. İsteyen burada oran yükseltmek için 3.5 handikapa girebilir. Ama ben burada düz olarak Phoenix Suns'ın 1.25 orandan galibiyetini öneriyorum. Dediğim gibi 1.40-1.50 oranlara çıkartmak için 3.5 handikapta alabilirsiniz bu maçta. Oyuncu yüz baremlerine gelince tabii ki burada Devin Booker'dan bir patlama yapmasını bekliyorum. Onun da 22 sayı üstüne çıkmasını bekliyorum bu maçta. Üçlüklerin biraz daha fazla girmesiyle beraber. Karşı tarafta ise Will Barton yok için yokluğunda o da bir 19-20 sayı üstüne çıkacaktır. Yok iç oynaması özellikle Will Barton 20 sayının üzerine çıkar rahatlıkla. Onu da isterseniz deneyebilirsiniz arkadaşlar. Geliyoruz 4. maçımıza. 4. maçta çok enteresan bir maç olacak. Golden State Warriors Toronto maçı. Aynı şekilde Golden State Warriors da seriye devam ediyor. Son maçında Steph Curry'nin bir ufak sakatlığına rağmen, Draymond Green de oynamamasına rağmen yine kazanmayı başardılar. Biz de bunu belirtmiştik. İyi bir şekilde yine bize kazandırmış oldular. Bu maçta ise karşılarına daha defansta güçlü bir takım çıkacak. Toronto Raptors takımı. Orada da Siakam döndü. Bu maçta OG Anunoby oynamayabilir. Öyle bir durum var. Bakarsınız tabii maç öncesi kadroları. Golden State Warriors'ta ise Steph Curry ile Draymond Green dönüyor gibi gözüküyor. Oynayacaklar gibi gözüküyor bu maçta. Tabii ki onlar oynarlarsa çok daha etkili bir maç olacak. Çok daha güzel bir maç olacak. Ve tabii ki favori yine Golden State Warriors, özellikle kendi evinde fazla sayılar atıp rahatlıkla maçları kazandırabiliyor. Toronto'da da güçlü oyuncular var. Scottie Barnes draft'tan gelen etkili oynuyor. Tabii ki Siakam'ın dönüşüyle beraber Van Vliet de orada. Gary Trent Jr. onlar da etkili oynayabiliyor. Yani burada tesadüfen maç kazanmak için elinden geleni yapacaklardır. Kazanma durumları da aslında olabilir. Çünkü her zaman tabii ki Golden State Warriors ne kadar da güçlü olsa bazen bazı maçlarda takılma durumu da olabilir. O yüzden bu maçta size öncelikle üstü öneriyorum arkadaşlar. Daha sağlam olarak burada kesin olarak Golden State Warriors hem Steph Curry'nin dönüşüyle birlikte yine fazla sayılar atacaktır. Ama onlara da karşılık verebilecek bir Toronto var. O yüzden burada öncelikle üstü öneriyorum size. 215 sayı üstünü toplam yüz baremi olarak 215 sayının
üstünde 1.60 gibi güzel orandan oynayıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunu öneriyorum. Tabii ki daha sağlam olarak Golden State Warriors'un galibiyetini de alabilirsiniz. Ama daha yüksek orandan ben size bu maçta üstü oynamanızı öneriyorum. Çünkü bazı maçlarda hep bir maç olacaktır ki Golden State Warriors'un sayıları girmeyip takılma durumları olabilir. O maçta bu maç olabileceği için üstü daha öne çıkartıyorum. Böyle yaptığımız tahminlerden sonra tabii ki öne çıkartacağımız sağlam olarak ikiliyi söyleyeceğiz. Öne çıkartacağımız sağlam ikilimiz arkadaşlar Detroit Los Angeles Lakers maçında Los Angeles Lakers'ın kazanması 1.30 orandan ve Phoenix Suns Denver Nuggets maçında Phoenix Suns'ın kazanması. İsterseniz burada 3.5 handikapa da gidebilirsiniz. Tabii Jokic olmazsa, Jokic oynarsa işler değişebilir. Ama Phoenix Suns Jokic'siz rahatlıkla Denver Nuggets'i yenecektir diye düşünüyorum. Üçlü yapmak isteyenler burada Chicago Bulls'u da ekleyebilir ya da Golden State Warriors Toronto maçının üstüne ekleyebilir. Karar sizindir. Ama ben sağlam olarak öne çıkarttım. Los Angeles Lakers'la Phoenix Suns'ı öne çıkartıyorum. İkisini iyi bir şekilde kullanabilirseniz iyi bir oran yine yakalamış olursunuz ve daha sağlam olarak kazanmış olursunuz arkadaşlar. Herkese bol kupon şansları, herkese bol şanslar, iyi kazançlar. Umarım yine kazandıran, yine güzel bir video olmuş olur ve yine kazandırır. Seriye devam ederiz arkadaşlar. Herkese başarılar. Hoşça kalın.